Bilim sohbetlerine hoş geldiniz. Bu akşam yine çok değerli bir hocamız bizlerle. Doçent Doktor Burçak Karaca kanser tedavisinin tarihsel evrimini bizlerle paylaşacak. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar Özge. Biz Özge ile birbirimizi herhalde 5 yaşından beri falan tanıyoruz. Dolayısıyla merhabalar Özge hocam. Bu da güzel. Çok eski bir geçmişimiz var cidden. Çok teşekkür ederim nazik davet için. Çok heyecanlandığım bir konu hakkında benimle aynı heyecanı paylaşan bir topluluğa sunum yapmak gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ediyorum ve başlıyorum bir yandan anlatımıma. Şimdi kanser tedavisinin tarihsel evrimi deyince gerçekten aslında neler geldi, neler geçti, bu kadar çok şey birikti mi kanser tedavisinde diye bakacak olursanız, aktif çalışan bir onkolog olarak şunu söyleyebilirim. Kendi kişisel tarihim içinde bile, yani yaklaşık 15 yıldır onkolojinin içerisindeyim, kendi kişisel tarihim içinde bile pek çok şey değişti. Aslında hem hastayı kavramak açısından hem de yeni gelen ajanları doğru değerlendirmek açısından ben kendimin de çok tarihsel bir devrime ve evrime tanıklık ettiğini düşünüyorum. Benimle beraber tabii diğer tüm onkologların da böyle. Dolayısıyla bu tarihsel evrim süreci aslında diyebilirim ki son birkaç senede hızlanarak akselere oldu ve birikimini arttırdı. Dolayısıyla gerçekten bir tarihsel evrimden bahsetmek mümkün kanser tedavisinde. Şimdi kanser aslında insanlığın yaklaşık 4000 yıldır bildiği bir kavram. Ama tedavisi konusunda yüzyıllarca süre çaresiz kaldığı ve dolayısıyla toplumsal stigmatizasyonu her zaman son derece yüksek bir hastalık. Bu nedenle aslında varlığından haberdar ama bir tedavi bulunamadığı için çoğu kere konuşulamıyor, kapalı kapılar ardında kalıyor, kulaktan kulağa fısıldanan ve bir takım kendine ait dediğim gibi stigmaları olan bir hastalık. İlk kez nerede bahsediliyor diye bakacak olursanız aslında ilginç, gerçekten tam 4000 yıl önce bir vaka kitabında bahsediliyor. Vaka kitabının yazarı da Mısırlı rahip, astronom ve hekim olan İmhotep isimli kişi. Mısır'da, aslında Mısır'a seyahat etmiş olanlarınız varsa İmhotep'in pek çok heykeline değişik noktalarda rastlamışsınızdır. İmhotep her iki elinde birer okka tutan bir heykel olarak tasvir ediliyor ve Mısır'ın hemen her yerinde de var. Çok bilge bir kişilik. Vaka kitabı 45 vakadan oluşuyor. 45 vakanın hemen her birinde önce vakayı tarif ediyor, ardından ilgili vakayla ilgili olarak değişik tedavi seçeneklerinden bahsediyor İmhotep. Ta ki 43. vakaya kadar. 43. vakada anlattığı bir Mısırlı prenses. Mısırlı prensesi anlatırken kendisinin gördüğü bir vaka bu. Mısırlı prensesi anlatırken memesinin taş gibi sertleştiğinden bahsediyor. Memesiyle beraber bu taş gibi sertliğin göğüs duvarından ayrılmadığını ve kanlı bir akıntının buna eşlik ettiğini söylüyor. Aslında bunu başta apse olarak düşündüm ve apseymiş gibi boşaltmaya çalıştım diyor. Ama herhangi bir içerik gelmedi diyor. Hasta giderek daha az yedi, daha az içti, bir suya dönüştü, eridi diyor ve bu şekilde hayatını kaybetti diyor. Tedavi kısmını da bu 43. vakada tanımlanamayan bu taş gibi sert kitleye bağlı hastalıkta tedavi yok olarak bırakıyor. Diğer bütün 45 vakanın hemen hepsinde trepanasyondan apse boşaltımına kadar pek çok tedavi seçeneği sunmasına rağmen 43. bu vaka, o Mısırlı prenses muhtemelen bir meme kanseri vakası, bu vakanın tedavisini boş bırakıyor. Bu nedenle kanser çok uzun yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca sessizliğe gömülüyor. Aslında pek çok yerde insanlığın karşısına çıkıyor ama insanlık görmedim, duymadım, bilmiyorum diyor. Kontrolsüz bir şekilde hücre bölünmesi tanımının yapılabilmesi için aradan yüzlerce yıl, binlerce yıl geçmesi gerekiyor ve mikroskopun keşfiyle beraber bu tanım ortaya çıkıyor. Kontrolsüz hücre bölünmesi.
Başlangıçta sadece cerrahi ve cerrahlar var. Kanser deyince aklımıza aslında tam da buradaki gibi işte boynunda dev bir tümöral kitlesi olan bir hasta ve eğer bu tümör kitlesini işte bu şekilde çıkartabilirse bir cerrah başarıya ulaşır diye düşünülüyor. Ve gerçekten de o dönemde karşımıza çıkan cerrahlar ünleri bugüne kadar uzanan son derece agresif cerrahi yapabilen kimseler. Korkusuzlar çünkü aslında o zaman ne etik kurullar var ne bilgilendirilmiş onam formları. İstedikleri gibi hastaya dokunabiliyorlar ve mümkün olduğunca amaç kanserli dokuyu ne kadar fazla o bölgeden çıkartabilirlerse onun için uğraşmak. Ama işin içerisinde gerçekten son derece ilginç cerrahlar da var. Bu cerrahlardan bir tanesi Sir George Thomas Beatson. Sir George Thomas Beatson İskoçyalı bir cerrah. Sir George Thomas Beatson 1880'lerin sonunda dayısının İskoçya'daki çiftliğinde bir takım gözlemlerde bulunuyor. Aslında Glasgow Tıp Fakültesi mezunu, Glasgow'da tıp okuduktan sonra o zaman sadece zaten cerrahi var, cerrahi üzerine ihtisas yapmış, değişik savaş alanlarında ağır cerrahilerde bulunmuş bir kişi. Ama gözlem yeteneği ve merak duygusu çok gelişmiş birisi. Dayısının da pek çok ineği var, işte kuzusu var vesairesi var. Bir gün bir ineğe doğum sonrası yoğun kanama nedeniyle müdahale etmek durumunda kalıyor. Çünkü o zaman veteriner cerrahlar yok. Ve Dr. Beatson ineğin uterusuyla beraber overlerini çıkartıyor. Uterusuyla beraber overlerini çıkartması sonrası, tarih işte 1880'ler, bir bakıyor ki izlemde ineğin meme dokusunda da belirgin bir rudimentasyon oluşuyor. Bu gözlemiyle beraber aklına yatmaya başlıyor. Acaba diyor yumurtalık dokusunun ya da rahmin çıkarılmasıyla meme dokusu arasında bir ilişki mi var? Şimdi diyeceksiniz ki böyle komik bir soru mu olur? Böyle komik bir soru olur çünkü o zamanlar gerçekten ne bilinen bir hormonal ilişki var, ne hipofizden bahseden var, ne başka bir şey. Meme dokusunun, meme glandının nasıl geliştiğine dair bir bilgi yok ama meme kanseri var. Dolayısıyla o ilişkiyi kurmak gerçekten böyle önemli bir gözleme dayanıyor. Bunun üzerine başka ineklerde ve kuzularda overleri ve uterusu çıkarmaya başlıyor. Ve gerçekten evet, overler ve uterus çıkarıldığında meme dokusunun gelişiminin durduğunu gözlemliyor. O halde diyor, acaba kendime başvuran meme kanseri vakalarında da bunu yaparsam, özellikle vakayı, memesini tamamen çıkartamadığım bir vakaysa, kanserin gelişimini de yumurtalık dokusunu çıkartarak durdurabilir miyim? Ve gerçekten bakın Lancet'te, bugün bizim hayalini kurduğumuz bir dergide 3 vaka yazarak çok önemli bir makaleye imza atıyor. Gördüğünüz gibi tek başına by Sir George Thomas Beatson, MD Edinburgh diye bir kendi başına tek isimli bir yazı yazıyor. Ve diyor ki 2 tane vaka, 3 vaka aslında bu ama 2 vakadan gözlemlediğim şu ki mutlaka ve mutlaka yumurtalıklarına meme kanserinin bir nedeni olarak bakmalıyız. Östrojenden bahseden yok henüz. Ve bu dokuyu oradan uzaklaştırmak gerçekten hem meme kanserinin gelişimini engelleyebilir hem de vücudun geri kalan kısmını belki de kanserin yayılmasından koruyabilir. Aralarında opere ettiği kadınlardan bir tanesi muhtemelen sistemik bir hastalığı olması ya da o zaman için bilinmeyen östrojen reseptörü negatif bir tümör olması nedeniyle ameliyattan hemen sonra hayatını kaybediyor. Ama diğer 2 vaka kuvvetli ihtimal östrojen reseptörleri pozitif tümörleri olması sebebiyle ovaryan ablasyonun bu ilk kez uygulanmasıyla uzun süreli yaşıyorlar. İşte Lancet'teki bu ilk makaleyle Thomas Beatson bize endokrin tedavinin ilk kapısını açıyor ve cerrahi ile hedefleyici tedavi arasında ilk bağlantı yolunu kurmuş oluyor. Uzun yıllar boyunca elbette onun halefleri ve selefleri de var. Kanser çok radikal ve korkusuz cerrahlarla tedavi ediliyor. Cerrahlarca tedavi ediliyor. Bunlardan bir tanesi William Stewart Halstead,
Bir tanesi Theodore Birod. Biz bu isimlerin ikisini de çok yakından biliyoruz. Hallstatt çok ilginç bir adam. Bir Amerikalı cerrah, Birod ise bir Alman cerrah. Hallstatt sadece cerrahi alanında değil ama opioid analjeziklerin özellikle de morfin ve morfin türevlerinin aksonal, nöronal aksonlardaki yaptığı bir tür anestezik etkiyi de keşfetmesiyle ameliyatlarını mümkün olduğunca uzatabiliyor. Fakat Hallstatt'in kendisi kendi üzerinde yaptığı bu deneyler sonucu morfin ban hale geliyor. Sadece kendisi değil, ameliyatlarında her zaman yanı başında istediği ve aynı zamanda daha sonra karısı olacak hemşiresi Mary de morfin ban oluyor. Hallstatt çok başarılı bir cerrah ve bugün aslında modifiye radikal mastektomi olarak bilinen çok önemli bir kanser ameliyatının babası. Çok başarılı ameliyatları imza atıyor ama insanlar bu morfin ban yapısından ötürü onu garip ve içine kapalı olarak tarif ediyorlar. Bunun yanı sıra Theodore Birod hiç böyle bir kişilik değil. Birod mide kanserlerinin operasyonunu düzenliyor ve bugün Birod 1 ve Birod 2 diye hala bilinen ve klinikte uygulanmakta devam eden ameliyatlara imza atıyor. Pek çok mide kanseri hastasını bu şekilde kurtarıyor. Ama aslında hem Hallstatt hem Birod kendi günlüklerine ki o zaman günlük tutmak hekimler arasında çok sık görülen bir davranış. Onun kanserin sistemik bir hastalık olduğuna dair ve tek başına cerrahinin yeterli gelmeyeceğine dair bir his içerisindeler. Ya acaba başka bir şeylerle de tedavi edilmeli mi? Biz bu kadar radikal cerrahi yaptığımız halde, çünkü Hallstatt'in yaptığı cerrahiye bakacak olursanız, Hallstatt meme dokusuyla beraber pektoral major, pektoral minörü de çıkartıyor. Olduğu gibi koltuk altı dokusunu çıkartıyor. Sadece oradaki lenf dokusunu değil. Dolayısıyla bu kadar radikal cerrahiye rağmen nükseden bakaları var. Morfinman ama hala zeki. O nedenle bu gözlemini yazmış mesela. Bu kadar yoğun bir şekilde dokuyu çıkartmama rağmen nükseden hastalar var. Neden? O halde bir kimyasal ajanla kanser gibi kontrolsüz büyüyen bir hastalığın tedavisi mümkün olabilir mi? Şimdi bu soruya yanıt vermeden önce 1920'lerin Boston'una gidiyoruz. Boston'da harika bir şehir bu arada. Aranızda mutlaka görenler vardır. Benim de bir süre kaldığım, yaşadığım bir yer. Boston şimdi de o zamanda aslında pek çok tıbbi gelişimin merkezi olan bir yer. Bugün Amerika'da Massachusetts General Hospital'dan Birmingham's Children Hospital'a kadar pek çok önemli tıp, Dana-Farber Cancer Center'a kadar pek çok önemli merkezin olduğu bir yer. O yıllarda Dr. George Mino var ve o dönemde kan hastalıkları üzerine yoğun araştırmalar yapan uzun boylu kel aristokrat bir araştırıcı. George Minot, Dr. Sidney Farber'ın da bir dönem yanında eğitim aldığı birisi. Her çağında değişik meşhur hastalıkları var ve Minot'un yaşadığı dönemde de pernisiyoz anemi ilk defa keşfedilmiş, nedenlerini çalışıyorlar ve 1926'da Minot ve arkadaşları bu çok özel aneminin nedeninin vitamin B12 eksikliğinden kaynaklandığını keşfediyorlar. Bu keşif onlara 1934 Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülünü getiriyor. Sidney Farber o dönemde 6 ay kadar Minot'un yanında eğitim alıyor. Ancak özellikle İngiliz işgali altındaki Bombay'deki kumaş fabrikalarında ağır koşullarda çalışan işçilerde pernisiyoz anemi tablosuna çok benzeyen ancak işçilere vitamin B12 verilmesine rağmen düzelmeyen bir başka anemi çeşidi var. Dr. Lucy Wills genç bir kadın araştırıcı ve özel bir bursla 1928'de Bombay'a gidiyor tam da bunu araştırmaya. Niçin bu işçilerde bu kadar yoğun derin bir anemi var? Vitamin B12 verilmesine rağmen niçin düzelmiyor bakmak için. Ne kadar ilginçtir ki Bombay hem İngiliz işgali altında bir yandan sömürge hem de aslında bir yandan bu insanların birer denek olarak kullanıldığı bir açık alan. Bu özellikle gebe ve yeni doğmuş kadınlarda ağır seyreden bir anemi formu ve bunu yazıyor. Malnütrisyonla ilişkili olduğunu gözlemliyor Dr. Lucy Wills. Ve ilginç olarak bu aneminin halk arasında bir tür bira mayasını yemeklerin içine katıp çok yoğun tüketmekle düzeldiğini de gözlemliyor. Eksik olan bu maddeye elbette Wills faktör diyor. Kendi ismini veriyor. Wills faktörün DNA sentezi için çok önemli vazgeçilmez bir madde olan folik asit olduğunu anlayınca
folik asidin kemik iliğindeki hematopoezdeki önemli rolü ortaya çıkıyor. O halde diyorlar vitamin B12'nin yanında folik asit de mutlaka ve mutlaka anemi yapabiliyor ve ikisi birbirinden farklı seyrediyor. Tam da bunun anlaşıldığı yıllarda 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından Boston Children's Hospital'da Bodrum katında yaklaşık 20 yıldır çocuklara lösemi teşhisi koyan Dr. Sidney Farber bir kariyer değişikliği planı içerisinde. Dr. Sidney Farber kim mi? Dr. Sidney Farber son derece önemli bir patolog aslında. Sidney Farber 1903 yılında New York'ta dünyaya geliyor. 14 çocuklu bir Musevi ailenin oğlu. Tıp fakültesini aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde okumak istiyor ama o yıllarda Musevi çocukları tıp fakültesine gidemiyorlar Amerika'da. Bu yüzden Avrupa'ya seyahat ediyor. Ailesi Yidiş konuşabildiği için Almanca'ya bir yakınlığı var. Yidiş dilinin de yakınlığıyla beraber önce Heidelberg'e ardından da Albert Ludwigs Üniversitesi'ne Freiburg'a gidiyor. Her iki üniversitede de çalışmalarını tamamladıktan sonra tekrar Boston'a dönüyor. Arkadaşları arasındaki lakabı ceketi hep ilikli olduğundan üç düğmesi. Three button sid diyor arkadaşları buna. Binlerce çocuğa lösemi teşhisi koyuyor. Son derece iyi bir gözlemci ama kimsenin tedavi edemediği bu hastalık için yalnızca teşhis koymaktan sıkıldığı bir dönem. Biraz laboratuvardan dışarı çıkmalı mıyım diye düşünüyor ve yazdığı oluyor. Lucy Wilson, folik asit replasmanının normal hematopoizi başlattığını gözlemlemesi, Sidney Farber'a acaba yeni tanı alan lösemili hastalara da folik asit versem bu yeniden normal hematopoizi sağlar mı sorusunu sorduruyor. Elbette dediğim gibi o yıllar herhangi bir şekilde 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrası ama Nürnberg uygulamaları henüz Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmiş değil. Taskici çalışmaları, hepatit B çalışmaları havada uçuşuyor. Hiçbir etik kurul yok, kontrol yok. Nerede Ege'nin etik kurulu mesela? Retrospektif data toplayamıyoruz şu anda, düşünün. Dolayısıyla öyle bir şey de olmadığı için rahatlıkla hastalara folik asit verebiliyor. Ancak klinisyenler biraz sinirleniyorlar bu duruma. Ya yıllardır bu Bodrum'da oturan Sid niye yukarıya çıkıp bu çocuklarla ilgilenmeye başladı falan diyorlar. Ve folik asiti verdiği çocuklar çok hızlı bir şekilde ölüyorlar tabii. Lösemi de folik asit. Tam bir fiyasko. Dehşete kapılıyor ama durmaya niyeti yok. O halde diyor, gözlemliyor bir yandan, çılgınca bölünen kan hücrelerini folik asitle durduramadığıma göre antifolat bir maddeyle durdurabilir miyim? Tam tersini yapsam ne olur? Çok basit sorulara çok basit yanıtlar arıyor aslında. Bu noktada Farber'a eski bir arkadaşı ve gerçekten gerçek bir deha olan Yella Pragada Subarao yardımcı oluyor. Dahi bir kimyager ve bursla geldiği havası buz tutan Boston'da kendine hiçbir pozisyon bulamayan, işsiz ve aç kaldığı için Boston Children's Hospital'ın gece personeli olarak işe başlayan Indian göçmen Yella. Çarşaf değiştiriyor, kirlileri taşıyor ama elbette engin tıp bilgisiyle Sidney'le de arkadaşlık kurup bir yandan sohbet etmeye başlıyor. Gerçekten önemli sohbetler sırasında sohbet derinleşiyor ve neticede Yella, Sidney'e kafasındaki maddenin üretimi konusunda yardım edebileceğini söylüyor. Doktor Yella Pragada Subarao bence tıp tarihi içerisinde son derece önemli bir kişilik ama ne yazık ki varlığı bir miktar azımsanmış ya da bizim tarafımızdan bile çok tanınmamış birisi. Ama bugünkü modern kemoterapinin babalarından sayılmalı. Farber, antivitaminlerin ya da temelde antifolatın lösemi tedavisinde kullanılabileceğinin hayalini kurmakta ve bunu da Yella ile paylaşmakta. Bu arada Yella New York'tan Lederle laboratuvarlarından önemli bir iş teklifi alıyor. Elbette bilgi her şey. Ve neticede sonuna kadar çarşaf katlamayacaktı. Tam da o günlerde folik asit sentezlemeye çalışıyor. 16 Ağustos 1947'de Boston'un son derece yoksul bir bölgesi olan Dorchester'da, hala Dorchester çok yoksul bir bölge ve pek çok göçmenin yaşadığı bir bölge, Robert Sandler isimli 2 yaşında bir çocuk evinde ateşler içerisinde yanıyor. Robert tam olarak Ağustos 1947'de, Ağustos'un sonunda Boston Children's Hospital'a yatıyor ve gerçekten
hemen kan örnekleri alınıyor. Kan örnekleri alındıktan sonra Sydney lösemi teşhisini koyuyor. Sydney hastaya Yella'dan gelen bir antifolat olan piteroaspartik asiti uyguluyor. İlk defa bir antifolat tedavi uygulanıyor. Ancak piteroaspartik asit çok hafif bir iyileşme etkisi gösteriyor Robert'te. İstediği etkiyi yakalayamıyor. Bir ay geçiyor, bir ay sonra Robert çok daha fazla hasta. Sydney düzenli olarak vizit yapıyor. Hasta letarjik, kemik ağrıları çok şiddetli, düzgün notlar alıyor. Bunları tek tek yazıyor, gözlemliyor. Ve 28 Aralık 1947'de buz gibi bir Boston sabahında Sydney Yella'dan gelecek paketi heyecan içerisinde bekliyor. Pakette yeni ve daha stabil bir form olan antifolat aminopiterin bulunmakta. Bu paketi elleri titreyerek açıyor. İlacı ilk kez bir kemoterapiyi sistemik yolla Robert Sandler'a uyguluyor. Sonuç heyecan verici. Neredeyse gözyaşları içerisinde defterine yazıyor. 13 Ocak 1948. Robert Sandler bugün ilk kez kendi başına yürüdü. Ve 3 yaşında keyifli bir çocuk olmanın tadını çıkarttı diye yazıyor. Haber elbette bilim şüphelerinde çevrelerinde şüpheyle karşılanıyor. Diyorlar ki yahu 20 yıldır Bodrum'da lösemi tanısı koyan birisinin mi aklına geldi, böyle saçma sapan şey mi olur? Lösemi elle tutulmuyor, ne cerrahlar müdahale edebiliyor, ne radyoterapi işe yarıyor. Yani bilmiyorum ki antifolatla, yani bir antivitaminle mi nasıl olacak falan diye gerçekten şüpheyle karşılanıyor ama yine de pek çok hasta Dr. Farber'ın kapısını çalmaya başlıyor ülkenin değişik yerlerinden. Herkes lösemili çocuklarını ona getirmeye başlıyor. Robert Sandler'ın remisyonu bu tek ajanla, aminopterinle ne yazık ki sadece 10 ay sürüyor. Bu süre küçük çocuk için çok kısa ama insanlık tarihinde çok uzun bir süre. Bu 10 ayın sonunda neredeyse gün gün Robert Sandler'ın yaşadığı her şeyi gerçekten Dr. Sydney Farber kaydediyor. İlk kez kanserin kimyasal ajanlar yoluyla tedavi edilebileceği gerçeği ortaya çıkıyor. Ardından bu alandaki gelişmeler çığ gibi büyüyor. Kombinasyon kemoterapileri, farklı sekanslarda değişik ajanlarla uygulamalar, kemoterapinin kanser tedavisindeki tahtı 1990'lara kadar hiçbir şekilde sarsılmıyor. Biz bugün de hala standart olarak bildiğimiz antifolatları pek çok kanser tedavisinde kombinasyon ajan olarak kullanmaya devam ediyoruz. Kolon kanserinin, meme kanserinin vazgeçilmez ajanları Robert Sandler'ı o gün 10 ay yaşatan bu tedaviler. Kanserin hücresel kontrolsüz büyümeye nelerin neden olduğunu sorusu moleküler biyoloji için işin içine sokuyor aslında. Niçin kontrolsüz büyüyor bu hücreler, herkesin kafasını meşgul ediyor? Ve 1973'te Janet Rowley isimli son derece genç bir araştırıcı, kronik miyelositer lösemi hücrelerini mikroskop altında incelerken tüm hücrelerde yer alan spesifik bir kromozomal aberasyona dikkat çekiyor. Bu aberasyon aslında araştırıcının bulunduğu, keşfedildiği şehir olan Philadelphia'dan adını alıyor ve 22. kromozomun uzun koluyla 9. kromozomun kısa kolunun translokasyondan oluşuyor. Ve istisnasız bütün kronik miyelositer lösemi hücrelerinin içinde bulunmakta. Rowling bu keşfiyle 1973'te ilk defa bir onkogen tanımlanmış oluyor. Bu kromozomal anomali yeni bir geni oluşturuyordu elbette. Ancak bu gizemli genin ne tür bir proteine sebep olduğu elbette bilinmiyor. Bunun için yaklaşık 10 yıl daha geçmesi gerekiyor. Nihayet Amsterdam'dan bir ekip, Hollandalı bir ekip 9. kromozom üzerinde yeni bir gen keşfediyorlar ve buna ABL geni diyorlar. 2 yıl kadar sonra Amerikalı araştırmacılarla işbirliği yapıyor Hollandalı ekip. Amsterdam'dan geliyorlar ve 22. kromozomda da ABL'nin partneri olan BCL genini izole etmeyi başarıyorlar. Tarih 1984. Asıl soru bu gen füzyonu nasıl kansere neden oluyor? Neden bu gen füzyonuna sahip hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalıp büyüyorlar? Çok geçmeden bu füzyonun hiperaktif bir kinaz aktivitesine sahip yola tetiklediği bulunuyor.
hücre içerisinde kinaz aktivitesi gösteren reseptörler ATP bağlayan cepçikler aracılığıyla aktive oldukları için önemli birer tedavi hedefi. Bu ATP bağlayan cepçiklere bağlanacak moleküller aracılığıyla kinaz aktivitesi durdurulabilir mi sorusu akla geliyor. 1976 yılı Japonya 2. Dünya Savaşı'nın bütün izlerini üzerinden atmış ve son derece yoğun bir şekilde bilimsel çalışmalara saldırmış bir durumda ve bir grup araştırıcı deniz bakterilerinde zehirli maddeleri tamamen araştırırken tamamen tesadüfen starosporin ismi verilen bir molekülü keşfediyorlar. Görünüm olarak Malta hacını andırıyor bu molekül ve pek çok kinazı da inhibe edebilme potansiyeline sahip. Ancak ileri derecede toksik bir madde, insana uygulanabilecek bir madde değil. İsveçli genç biyokimyacı Alex Mater ve İskoç asıllı genç araştırmacı Dr. Nick London'ın tesadüfen şans eseri okudukları bu makale onlara esin kaynağı alıyor. Acaba bu kadar toksik olmayan sentetik bir trozin kinaz inhibitörü yapılabilir mi? Uzun geceler çalışmanın sonunda ilk defa tanımlanmış olan BCR-ABL füzyon geni ve bu genin tetiklediği trozin kinaz aktivitesine sahip reseptörü durduracak bir kinaz inhibitörü geliştiriyorlar. 1990'ların başında yine Boston'da KML üzerine çalışan ve aslında kendisine sorulduğunda ben gençlik yıllarımda Farber'ın aminopterin makalesini okumuştum. Ondan çok etkilendiğim için tıp eğitimi almaya karar verdim diyen Dr. Brian Drucker'la Nick bir toplantıda kahve molasında karşılaşıyorlar. Karşılaşıyorlar ve Nick Dr. Brian Drucker'a BCR-ABL füzyon geninin aktivitesini durduran spesifik bir trozin kinaz keşfettiklerini söylüyor. Brian çok etkileniyor ama uzun süren bürokratik engeller sonucunda nihayet 1993 yılında yani yaklaşık 3 yıl sonra Drucker, Nick'in kod adı olarak CGP7148 ismini verdiği ilaç Drucker'in eline ulaşıyor. Şimdi bu ilaç nasıl çalışıyor diye biraz daha yakından bakacak olursak, şu BCR-ABL füzyon geni demin söylemiştim, ATP'nin şuradaki bir cepçiğe yapışmasıyla aktifleşiyor ve ardından ilgili transkripsiyon faktörleri aracılığıyla kanserle ilişkili proteinleri sentezletiyor ve bu yolla da KML'nin, daha doğrusu hücrenin prolifere olmasına sebep oluyor. Araştırıcıların buldukları spesifik olarak bu inhibitör molekül tam da bu ATP bağlayıcı cepçiğin içine giriyor. Aslında tirozin kinazlarda bu cepçiğin varlığı gerçekten önemli. Eğer bu cep olmasa buraya bağlanacak bir molekül yapmalarının da çok büyük bir anlamı olmaz. Gerçekten bu girintili çıkıntılı yapı önemli bir hedefi oluşturuyor. İmatinib tam da bu noktaya bağlanıyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde aktifleşemeyen BCR-ABL füzyon geni çalışmıyor ve KML ortadan kalkıyor. Gerçekten büyü gibi bir şey diyor Dr. Brian Drucker ilk fark ettiğinde. İmatinib bugün de aslında hala genç olan Dr. Nick London'ın arkadaşıyla Dr. Alex Mater'le laboratuvarda keşfettikleri bir sentetik ajan. Drucker ilk kez CPG-57148'i hücre hatlarında deniyor. Sabahleyin laboratuvara geliyor, 24 saat içinde neredeyse flaskın bütün yüzünün ölü hücreler tarafından doldurulduğunu görüyor. 1993'ün bir Mayıs sabahı Brian arkadaşlarına heyecandan titreyerek anlatıyor sonuçları. İnanılmaz diyor, tamamı ölmüş hücrelerin. Heyecanlanan Drucker bu kez fare modellerinde ilacı deniyor. Sonuç mükemmel. Üstüne üstlük ilacın kanserli hücreleri spesifik olarak seçip öldürdüğünü görüyor. Çünkü BCR-ABL sadece KML'li hücrelerde var. KML olarak isimlendirilebilecek hücrelerde var. Kanser tedavisinde bir hayal gerçek oluyor diye yazıyor. Çok heyecanlı, mutlaka bu ilacı hastalarıma vermeliyim diye düşünüyor. Ama bilimsel heyecan hemen her zaman günlük hayatın gerçekleriyle uyuşmaz tabii ki. CPG 57148 o sırada Mater ve Linden'ın firması olan Ciba Geigy'de üretiliyor. İsviçreli bir firma
Ancak o sırada faz çalışmaları için yeterli kaynakları yok, sahipleri birbirine girmiş durumda, bir türlü paylaşamıyorlar firmayı. Önce Sandoz'a, ardından da Sandoz'un devamı olan Novartis'e tüm ürün haklarını teslim ediyorlar. Ama moleküler kütüphanede bekleyen yüzlerce ajan var. Bu ajan arasından nasıl olacak da KML spesifik BCR ABL fizyon aktivasyonunu durduran bu ilaç ön plana çıkacak? Nasıl olacak? Bilimsel merak asla pes etmemeyi gerektiriyor arkadaşlar. Brian 1993'ten 1998'e kadar tam 5 yıl süreyle Novartis'i faz çalışmalarına ikna etmek için Boston Basel arasında mekik dokuyor. Defalarca uçuyor ve defalarca toplantı yapıyor. Hatta bir ara şöyle söylüyor arkadaşlarına, acaba kendi evime bir laboratuvar kursam da biz mi üretsek, çünkü hastalar vakit kaybediyor diyor. Gerçekten öyle. 5 yıl süreyle pek çok KML hastası akselerasyonla hayatını kaybediyor. Nihayet Novartis 1998'de çok da gönüllü olmadan az bir miktarda üretimle faz çalışmalarına başlıyor. Ve Brian'a diyor ki sadece tek bir hakkın var. Bu faz çalışmalarında başarılı oldu oldu. Olmadı biz bu işte yokuz, biz bu işten çekiliyoruz. Brian duyuruyu yaptığında ilk hastası Oregonlu bir tren konduktörü. 60 yaşında bir hasta. Geliyor ve aynen şöyle söylüyor Dr. Brian Drucker'a. Ben senin yeni Gine domuzun olabilirim. Hiç problem değil ama başka şansım da yok zaten. Bence benim şansım sensin doktor. Ben denemek istiyorum diyor. İlk hasta Oregonlu tren konduktörü, 60 yaşında birisi. Dr. Joshua Brian Drucker hala çalışmaya devam ediyor Boston'da Dana-Farber Kanser Merkezi'nde. O öğleden sonrayı şöyle anlatıyor. Hastaya ilacı verdim. O kadar gergindim ki bütün öğleden sonrayı olası bir yan etkiye karşı başında bekleyerek geçirdim. Sonunda vakit gece yarısını geçmişti, hasta halen sağdı ve ciddi bir yan etki de yoktu. İlk kez böyle bir molekül insan vücuduna giriyor ve kanserli hücreleri seçerek onları öldürüyordu. Ve gerçekten tıp tarihine ismini altın harflerle yazdıran imatinib molekülü, bunun açısından, bu tedaviler açısından bir sınıf etkisi yaratmak için son derece önemli bir molekül olarak tıp tarihine ismini yazdırıyor Dr. Brian Drucker'la beraber. Neticede bugün imatinib ismini alan bu molekülle KML hastalarının kür olması mümkün. KML çok yaygın görülen bir kanser çeşidi değil ama kanserde çığır açan bir felsefik dönüşümün simgesi haline geliyor yıllar içerisinde. Bu yolla ardı ardına geliştirilen pek çok hedefleyici tedaviyle çok farklı kanser tiplerinde büyük başarılar yakalanıyor. Öyle ki daha önce standart kemoterapötik ajanlarla tedavi edilemeyen pek çok kanser tipini biz bugün artık hastaların akıllı ilaç ya da hedefli molekül ya da bir aralar isim taktıkları gibi magic bullet, sihirli kurşun ismiyle gerçekten tedavi edebilme şansını yakalıyoruz. Kanserdeki en önemli ikinci devrim muhtemelen hedefleyici moleküllerle karşımıza çıkmış oluyor. Kansere elbette yepyeni bir soluk getiriyor hedefleyici moleküller ama hem kemoterapi hem hedefleyici tedavilerle kaçınılmaz bir gerçek var. Direnç. Gerçekten belli bir süre sonra direnç problemiyle ister istemez karşılaşılıyor. BCR-ABL örneği bunun için çok uygun bir örnek değil. Çünkü BCR-ABL'de gerçekten tek bir yönetici mutasyon var KML'de ve dolayısıyla o mutasyonu susturmak işe yarayabiliyor. Ancak pek çok kanser, özellikle solid kanserde böyle tek bir mutasyon yok. Farklı mutasyonlar söz konusu. Ve siz bir kapıyı kapattığınızda başka kapılar aracılığıyla kanser hücresi kendi varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Öyle ki direnç gelişimi kaçınılmaz oluyor. 21. yüzyıla geldiğimizde kanserde tümör harici hedeflerle de kanseri tedavi edebilir miyiz sorusu gündeme geliyor. Ne demek tümör harici hedefler? Acaba kişinin kendi immün sistemi kullanılabilir mi bir hedef olarak antitümör tedavide diye soru sorulmaya başlanıyor. Bu soruyu çok önemli iki araştırıcı yanıtlıyorlar. Dr. James Allison ve Dr. Tasaku Honyo.
suyun iki tarafından iki önemli araştırmacı. Dr. James Allison kendi öyküsünü anlattığı bir programda aynen şöyle diyor. 11 yaşındaydım. Annemin çok hasta olduğunu biliyordum. Her seferinde tedaviye gidip geldiğinde boynunda derin yanıklar oluşuyordu. Hastalığın lenfom olduğunu çok uzun yıllar sonra fark ettim. Bir gün havuzdan döndüğümde annenin yanına git, elini tut dediler. Günden güne erimekte olan annemin veda için beni çağırdığını anladım. Ve gerçekten 11 yaşındayken anneme veda etmek zorunda kaldım kanser nedeniyle. Çok kısa bir süre sonra dayımı melanomdan, bir başka amcamı da akciğer kanserinden kaybettim. Onlu yaşlarımdan itibaren kanser tedavisini bulmaya dair kafamda mutlak bir soru işareti vardı ve bu yolda ilerliyor ve kendisine bir laboratuvar kuruyor, laboratuvar araştırmacısı oluyor. MD Anderson Kanser Merkezi'nde laboratuvar çalışmalarına başladığında Dr. James Allison ya da arkadaşlarının söylediği isimle Joe aslında oldukça huysuz bir kişilik. İnsanlarla pek iyi geçinemiyor ama yine de 1992'de CTLA-4 reseptörünü ilk defa keşfetmeyi beceriyor. Birazdan bu reseptörün ne olduğunu daha detaylı anlatacağım sizlere. Bunun yanı sıra tam zıttı, yani tam karşı suyun öte tarafında Japonya'da başka bir araştırıcı, tamamen farklı bir hayattan geliyor aslında Dr. Tasakonyo. Kendisi de babası gibi cerrah. Ailesinden öyle kimseyi kanserle kaybetmiş değil ama çocukluğundan itibaren hep çok meraklı bir çocuk. Merak ve tam bir Japon disiplini içerisinde cerrah olmasına rağmen o da bir başka molekülü, bu sefer PD1 molekülünü keşfediyor ve bu moleküllerin ne olduklarına bakalım. Çünkü bu moleküller kanserde yepyeni bir çığır açıyorlar. Aslında bildiğimiz gibi antijen prezente edici hücreler, yani dendritik hücreler, matür B lenfositler, herhangi bir antijenle karşılaştıklarında onu gerekli işlemlerden geçirdikten sonra MHC kompleks aracılığıyla antijeni proses edip T hücre reseptörlerine sunuyorlar. Ve MHC tepsisinde sunulan bu antijen aracılığıyla T hücre reseptörü ilk kez uyarılmış oluyor. Ama bu ilk uyarıya rağmen T hücre biraz snob bir hücre ve diyor ki gerçekten emin misin bunun yabancı bir antijen olduğundan, gerçekten ben bir aktiviteye başlamalı mıyım diye soruyor. Bu tümör antijeni olsa bile böyle. Dolayısıyla bir ikinci koaktivatör sinyale ihtiyaç duyuyor gerçek anlamda çalışabilmek için. Çünkü sonradan başlatacağı immün kaskat, immün yanıt kaskadı o kadar güçlü oluyor ki bunun mutlaka bir koaktivatör sinyale desteklenmesi gerekiyor. İşte CD28, CD80 koaktivatör konuşması da tam olarak böyle bir konuşma. CD28, CD80 koaktivatör konuşması da gerçekleştikten sonra T hücresi aktif bir şekilde prolifere oluyor ve tümör antijenlerini tanıdığı için tümörü ilgili bölgelerde yok edebilme potansiyeline sahip oluyor. Elbette homeostazis gereği bir şekilde bu aktivitenin de durdurulması gerekiyor. Niçin derseniz, eğer durdurulmazsa çok ciddi otoimmün olaylarla karşılaşmak söz konusu olabilir. Dolayısıyla tam da bu noktada yeterli artık diyen bir reseptör ortaya çıkıyor. İşte 1992'de Dr. Joe Allison'ın keşfettiği CTLA-4 reseptörü bu. Cytotoxic T lymphocyte associated reseptör. Cytotoxic T lymphocyte associated reseptör 4 isimli reseptör aslında T lenfositin üzerinde bulunan bir tren reseptörü. Bu reseptörün ortaya çıkma mantığı şuradaki CD80'e CD28'den çok daha güçlü bir şekilde bağlanıp aradaki bağı koparmak ve aktiviteyi bitirmek. Dolayısıyla aslında T hücre aktivitesini sonlandırmaya yarıyor. İlk defa bu gözlemi yaptığında CTLA-4 reseptörünün ne işe yaradığını bir türlü bulamıyor. O yüzden sitotoksik T lenfositle ilgili reseptör olarak kodluyor ve bir numara veriyor. Aslında Dr. Joe Allison çok sonraları gerçekten reseptörün ne işe yaradığı, bir fren mekanizması olarak çalıştığı ortaya çıkıyor. O zaman ilk soruyu soruyor kendisine. Acaba bu fren mekanizmasını ortadan kaldırsak, yani tümörle karşılaşan T lenfositin aktivasyonunu ve proliferasyonunu devam ettirecek şekilde frene basacak bir antikor geliştirsek, kanser hücrelerinin ölümünü arttırabilir miyiz?
Ve gerçekten bu sorunun yanıtı evet oluyor. İpilimumab isimli bu antikor, gördüğünüz gibi bütün antikorlar AB ile, bütün küçük moleküllerde imatinib'de olduğu gibi İB ile biter. Bu nomenklatür de tabii ki tesadüfi değil. Burada MAP'la bitiş moleküllerin antikoru simgeliyor elbette bize. Ve bu antikorun geliştirilmesiyle beraber CTLA-4 reseptörü durdurulabiliyor. CTLA-4 reseptörü durdurulduktan sonra T hücre proliferasyonunun etkisiyle, ki uyarılmış bir T hücre bu, artık antijeni tanıyan bir T hücre, tümör hücrelerinin ölümü gerçekleşiyor. Şimdi mutlaka aklınıza bir takım sorular gelecektir. Soru cevap kısmında onları alırım. Bu kadar aktif bir şekilde immün sistemi harekete geçirmek, peki otoimmün bir takım olaylara neden olmuyor mu diye sorabilirsiniz. Elbette pek çok otoimmün hadiseye de neden oluyor. Ama metastatik hastalıktaki başarıyı göz önüne aldığımızda elbette bu otoimmün hadiseler bu işte geri planda kalabiliyor. Ve 2014 yılında bir sunumda Dr. Ceyalısı'nı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir metastatik melanom hastası. Buradaki çalışmadaki hastaların neredeyse tamamı ortalama 3, bir kısmı daha önce 5 hat tedavi almış olan hastalar. Ve gerçekten çok ilginç bir sonuç. Gördüğünüz gibi şurada koca bir kitlesi var hastanın. Bir yandan pleural efüzyonu var akciğerde. Ve ipilimumab tedavisi sonrası bu çok ağır tedavi edilmiş hasta 10. yılda halen hastalıksız bir şekilde hayatta oluyor. Ve ipilimumabla beraber anlaşılıyor ki aslında eğer siz hastanın tümörünü değil ama gerçekten uygun bir şekilde immün sistemini hedeflerseniz, yani T lenfositlerini doğru bir şekilde eğitebilirseniz, o halde alacağınız sonuçlar son derece başarılı ve kalıcı tümör yanıtına neden olabiliyor. Üstüne üstlük hastalık metastatik olsa bile. İşte kanser tedavisindeki bu çığırla beraber gerçekten 2018 Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü Dr. Tasoko Honyo benzer bir reseptörü keşfeden Dr. Tasoko Honyo ve Dr. Joe Ellison'a gidiyor. Tasoko Honyo'nun önemli bir konuşması var. Bu Nobel konuşmasından bir alıntı aslında. Öğrencilerime her zaman derim ki eğer bilimle ilgili bir kariyer seçecekseniz öncelikle meraklı olun. Eğer meraklı değilseniz bu işi herhangi bir şekilde yapmanız mümkün değil. Farklı tipte bilim adamları vardır. Gerçekten bilimi derinlikli bir yolculuk olarak düşünün ve bu yolculukta bazen yolunuza çıkan bir taş cebinize atarsınız. Bu taşın ne anlama geldiğini o sırada bilmeyebilirsiniz. Ancak daha sonra değerlendirdiğinizde o taşın yerini bulabilirsiniz ve ne kadar kıymetli olduğunu anlayabilirsiniz. Benim açımdan bilim tamamen yeni bir şeyi keşfetmek, hiç kimsenin bilmediği bir yoldan gitmek. Farklı araştırıcılar farklı şeyler yapabilir diyor. Mutlaka kendinize ne bilmek istediğinizi sormalısınız, ne yapabileceğinizden ziyade. Ve mutlaka ve mutlaka challenge durumuyla karşılaşacaksınız ve bununla dirençli bir şekilde, cesaretli bir şekilde savaşacaksınız diyor. İşte buradaki 3 tane C, yani merak, challenge ve cesaret, bu 3 C size aslında bilime giden yolu açacak çok önemli bir pathway. Bunu yaptıktan sonra öncelikle bu bir proje kurmak için gerekli diyor. Ama bununla bitmiyor. 3 önemli C'ye daha ihtiyacınız var diyor. Bir tanesi konsantrasyon, bir tanesi devam edebilmek ve bir tanesi de kendinize güvenebilmek. Devam edebilmek ve konsantre olabilmek için de o güveni kendinizde bulmanız gerekiyor. Ve unutmayın ki bu son 3 C'de en az ilk 3 C kadar bilim üretmede sizin yanınızda olması gerekiyor. Bu bilimi üretirken zaman zaman konsantrasyonunuz o kadar yoğun olmalı ki sizi son derece önemli başka bir takım hayatın unsurlarından uzaklaştıracağı gerçeğine de sahip olmalısınız, bunu aklınızda tutmalısınız diyor. Dr. Tasoko Honyo ile beraber Dr. Ceyalısın 2018'de Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülünü almak üzere Stockholm'e seyahat ettiklerinde Thomas Dahl isimli
tonsil kanseri bir hastayla da karşılaşıyorlar. Tonsil kanseri hasta Thomas Dahl kendisini dönüp Tasokonya'ya aynen şöyle diyor. Çekik gözlü doktor, siz kurtardınız benim hayatımı. Tasokonya'da dönüp Royalist'ına şöyle diyor. Bence aldığımız ödülden çok daha kıymetlisi bu. İşte bu hastanın hayatını kurtarmak. Bilim eğer bu işe yaramazsa başka neye yarar ki? Ben sözlerimi aslında bitirirken gerçekten ne kadar önemli ve büyük bir liderin evladıyız diye bir kez daha düşünerek ve gurur duyarak tamamlamak istiyorum. Çünkü Büyük Atatürk şöyle söylüyor. Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin. Teşekkürler Atam. Bize daima bilimle ışık olduğun için biz senin yolundan yürümeye devam edeceğiz. Her zaman için inançla, azimle ve mutlaka full konsantrasyonla diyorum. Çok teşekkür ederim. Harikaydın. Gerçekten çok heyecanla dinledik. Ve şimdi kitap ödülümüz için sorumuzu alalım Burçak hocamızdan. Evet. Kanserden ilk defa kim ve nerede yazılı olarak bahsetmiştir diye sormak istiyorum. Bunu chat box'a yazarsa eğer öğrencilerimiz, ilk yanıt veren öğrencimize bu kitabı armağan etmek istiyoruz. Heyecanla bekliyorum. Bakalım kim yazacak? Ben de. Kim yazacak? Evet. Allah. Yılgın hocam, teşekkür ediyoruz biz de. Bir gün sizi de dinlemeyi çok arzu ediyoruz. Evet, bakalım. Kenan Arif Köktere el kaldırdı. Evet. Kenan Arif. Hocam, öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Ben chat'i göremiyorum. Eğer chat'te cevap yazılmadıysa cevaplamak istiyorum soruyu. Evet. Söylesen. Antik Mısır'da günümüzden 4000 yıl önce İmhotep ya da İmamotep. İmhotep ama. İmhotep. Öyle bir şey sanırım. İmhotep mi? İmhotep. Tamamdır. Harika. Bir vaka kitabı. Vallahi süper, harika. Kenan, ya bir şey diyeceğim. Geçen sohbette de sana mı göndermiştim ben Orhan Pamuk'u? Evet hocam. Ama bunda şey var şimdi. Harika, harika, çok güzel. Gerçekten zehir gibi. Bir önceki toplantıda da Hüseyin Onay hocamızın armağan edelim dedi kitabı gene Kenan'la paylaşmıştık. Çok teşekkür ediyoruz Kenan, böyle ilgiyle dinlediğin için. Belki diğer öğrenci arkadaşlarımızın da Burçak hocamıza sormak istedikleri sorular vardır. Onları da alabiliriz şimdi. El kaldırıp sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Candan hocam teşekkür etmiş bu şahane sunumunuz için. Çok teşekkür ederim hocam. Zevkti. Ama ben hiç göremiyorum yorumları. Nereden görülüyor acaba? Şeyi kapatabiliriz aslında. Sunumu paylaşmayı. Evet evet. Sunumu kapattığımda belki. Ha? Kenan'ın bir sorusu var sanırım. Evet. Hocam, tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sunumunuzda oralara daha gelemedik ama ya da o kısımlardan bahsedilmedi ama günümüzde, daha doğrusu benim 2 hafta önce ya da 3 hafta önce tanıştığım yeni bir kanserle mücadele yöntemi var. Egzozomlar ve onkovirüsler hakkında. Bunlar hakkında acaba bilgilendirmeye verebilir misiniz acaba? Egzozomlarla ben yeni tanıştım ve hani sanki şey gibi, yani yeni bir şey, umut gibi gözüktü en azından benim için yani. Sizler aslında, daha çok daha iyi biliyorsunuzdur tabii ki de. Aslında onkolitik viral tedavi ve egzozom tedavisi de yani immünoterapinin parçaları bunlar. Ama ne yazık ki bu tedaviler, ki mesela onkolitik viral tedavi de antik sayılabilecek bir tedavi. Çünkü ta 1907'de 1908'de Depache diye bir araştırıcının
böyle bir kendi hastasını kuduz bir köpek ısırıyor, bir serviks kanseri hastasını ve serviks tümörü geriliyor. Oradan gözlemleyerek bu onkolitik viral terapinin çıkışı söz konusu. Ama ne yazık ki bunlardan hiçbir tanesi böyle tam olarak klinikte Dr. J. Allison'ın ve Takusokomoyo'nun yaptığı gibi bir büyük değişime neden olmadı. Yani klinik anlamda henüz gidecek yolları varmış gibi duruyor bunların. Teşekkür ederim. Ama nereye gidiyor bu işler diye soracak olursam kesinlikle immünoterapiye gidiyor. Sibel Hocam çok teşekkür ediyor. Rüçhan Hocam çok teşekkür ediyor. Ben teşekkür ederim. Bir sorumuz daha var. Bu sorumuzda göğüs cerrahisinden İlker Hocam'dan geliyor. İlker, seni dinliyoruz. Burçak Hocam, güzel sunum için elinize sağlık. Öğrencilerden sıra kaldıysa ben de bir şey sorayım. Eğer sesim geliyorsa. Elbette, buyurun lütfen. Hocam, şimdi hematopoietik sistem üstündeki kemoterapi etkinliği artık tartışılamaz duruma geldi. İnanılmaz başarılı, çok yüzgüldürücü, süper sonuçlar. Gerçekten anlattığınız tarihsel süreçte de bunu çok iyi görüyoruz. Peki ben şöyle bir soru soruyorum hocam ya. Bu solid organ tümörlerindeki bu başarıyı ne zaman yakalayacağız sizce? Şimdi şöyle, aslında ben sorayım, bir soru daha sorayım size. Hani niye acaba mesela hematolojik tümörlerdeki başarı bu kadar fazla? Çünkü aslında birazcık onu sunumda değinmeye çalıştım. Hematolojik kanserlerin pek çoğu bizim aptal kanserler diyebileceğimiz kanserler. Tek bir onkojenik mutasyonla ortaya çıkan kanserler. Tek bir onkojenik mutasyona sahip kanserlerde işte bu anahtar kilit misali uygun molekülü bulduktan sonra başarıya ulaşmak gerçekten çok kolay. Oysa solid tümörlerin, yine anlatmaya çalıştım, pek çok yolakla beslenmek gibi bir durumu var. Dolayısıyla ne oluyor? Solid kanserlerde siz herhangi bir mutasyon keşfetsiniz bile o mutasyonu kapattığınızda yeni yolaklarla hücresel aktivasyonunu devam ettirmeye çalışıyor. Dolayısıyla solid tümörlerin aslında bu mutasyonel zenginliği nedeniyle bir başarısızlık durumu söz konusu oluyor bütün gelişmelere rağmen. Ancak immünoterapi bu işi kırdı diyebilirim. Örneğin sizin alanınızda akciğer kanserinde uygun vakalardaki immünoterapiyle biz metastatik hastalıkta artık kür olan vakalardan bahsetmeye başladık. Dolayısıyla bunu uygun bir takım kemoterapitiklerle, uygun bir takım lokal tedavilerle birleştirerek bence yani hematolojik hastalıklarda 1990'larda yakalanan o başarının işte 2000'li yılların ortasıyla beraber solid tümörlerde de yakalanabileceğini düşünüyorum. Çünkü şunu da gördük zaman içerisinde İlker. İmmünoterapiyi de tek başına kullanmak işe yaramıyor. Farklı etki mekanizmalarına sahip immünoterapötikleri kombine halde kullanırsanız ancak tümörün immün sistemden kaçışını tam olarak bloke edebiliyorsunuz. Dolayısıyla şimdiki genel yaklaşım immünoterapötiklerin kombine kullanımı. Ama ne pahasına? Çok ciddi toksiteler pahasına. Dolayısıyla bu yani, yani hocam şöyle, biz cerrahlar herhalde sistemik bir hastalığı lokal tedavi etmeye çalışıyoruz gibi duruyor bana kalırsa. Evet. Yani çünkü yani farkında bütün cerrahlar. Halstead falan hep yazıyor onları. Evet, komplikasyonlarıyla baş edebiliriz yani. Komplikasyonlarıyla uğraşmak her zaman herhalde cerrahlar için ilerleyen süreçte bir görev olmaya devam edecektir bence. Mutlaka. Çünkü bazı şeylere çözemeyecektir. Fakat herhalde dediğiniz gibi immünoterapi bu işi çok ileri aşamalara götürecek gibi duruyor. Biz de büyük bir iş yükünden kurtaracak, hastaları da herhalde çok mutlu edecek gibi duruyor. Özellikle kombinasyon kullanımı. Yani Takusokomoyo'nun keşfettiği fren mekanizması olan PD-1'e karşı geliştirilmiş anti-PD-1 antikorların, demin bahsettiğim anti-CTLA-4 antikorlarla kullanıldığında, kombine kullanıldığında bugün o kadar çok kanserde, metastatik hastalıkta başarı elde ediyoruz ki inanamazsınız. Dolayısıyla zannediyorum hem bu kombinasyon hem belki yanlarına eklenecek uygun dozlardaki kemoterapötikler, bu kombinasyonların yine hedefleyici tedavilerle belli kanserlerde buluşturulması bence solid tümörlerde de başarıyı getirecek. İyi haberlerinizi bekliyoruz hocam. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
Evet, Asya ikinci bir soru sormak istiyor. Asya, seni dinliyoruz. Mikrofonun kapalı olduğu için ses. Tamam. İyi akşamlar hocam, sunum için çok teşekkürler. Bir soru soracaktım. Tabii, buyur. Hocam, kanser tedavilerinin büyük bir kısmından bahsettik aslında ama ben şey soracaktım. Fotodinamik terapide ne konumdasınız ve nasıl bir etkisi var? Tam olarak birazcık bahsedebilir misiniz? Fotodinamik terapi klinik pratikte hiç işe yaramayan bir tedavi şekli. Hiç işe yaramayan bir tedavi şekli ne yazık ki. O yüzden kullanmadığımız bir yöntem. Ne için hocam peki? Aslında dokulara zarar vermeyen bir şey değil mi? Neden kullanılamıyor? Çünkü etkinliği yok. Yani tabii ki hedef dokulara zarar vermemesi ama bir yandan da etkin bir şekilde tümörü öldürmesi gerekiyor. Dolayısıyla klinik pratikte etkinliği olmadığı için kullanılmayan bir yöntem. Asya'cığım. Mikrofonu kapandı. Asya'yı da sorusu için teşekkür ediyoruz. Başka soru sormak isteyen öğrencimiz var mı acaba? Razi, soru sormak isteyen bir kişi konuk olarak bağlanmış. Buyurun, sizi dinliyoruz. Merhabalar hocam. Sunum için çok teşekkür ediyoruz. Ben de şey sormak istiyorum. Özellikle tümör ve mikro çevresi araştırmalarını görüyorum yeni. Hatta biraz daha fizyolojik olarak atıyorum, tek tabakada hücre kültürü yapmak yerine 3 boyutlu bir çevre oluşturma çalışmaları var. Evet, bu konuda sizi heyecanlandıran bir yol var mı, bir şey var mı? Araştırma var mı? Onu sormak istiyordum açıkçası. Şimdi aslında uzun zamandır boyutlu 3D hücre kültürü uzun zamandır yapılıyor. Ben sesimi duyuyorum. Nasıl yaptınız onu? Mikrofonu kapatmam mümkün mü? Tamam, harika. Yok, hala duyuyorum. Neden acaba? Tamam. Şöyle. Şimdi tümör mikro çevresinin nedenli önemli olduğu yine aslında immünoterapiyle beraber ortaya çıktı. Neden? İmmünoterapi tümör mikro çevresinde var olan özellikle T lenfositleri üzerine bir etkinlik sağlayabilir miyiz sorusunu gündeme getirdi. Dolayısıyla tümör mikro çevresinde var olan sadece sitotoksik T lenfositler değil, T regülatör hücreler, ondan sonra makrofajlar, nötrofil, natural killer hücreler, tümörün stromal dokunun nedenli sıkı olup olmadığı bütün bu ilişkiler aslında bize pek çok yeni ajanın kapısını açacak gibi duruyor. Bununla ilgili heyecanlandığım şeyler var mı, gelişmeler var mı? Var. Ama bunlar faz çalışması düzeyinde, henüz böyle klinik pratiğe girmiş şeyler değil. Ama şunu söyleyebilirim, özellikle natural killer hücreler üzerinde bulunan özel bir reseptör, kır reseptörleri. Bu kır reseptörlerini aktifleştiren bir takım antikorlar geliştirilmiş durumda ve natural killer hücreler de T lenfositlerden çok daha yaygın bir şekilde bulunuyorlar tümör mikro çevresinde. Çünkü tümör mikro çevresi normal koşullarda aslında oldukça immünsüpresif bir yer. Dolayısıyla sitotoksik T lenfositler oraya ulaştığında hem T regülatör tümör süpresör hücrelerin etkisi altında hem de tümörden ortaya çıkan bir takım sitokinler nedeniyle varlıklarını çok devam ettiremiyorlar. Dolayısıyla natural killer'ları eğer aktifleştirmek mümkün olursa gerçekten bunları immünoterapide yeni bir çığır açacakmış gibi duruyor. Yine tümör mikro çevresinde bulunan ve süpresyona neden olan bir takım sitokinlere yönelik geliştirilmiş, bu sitokinleri ortadan kaldıracak bir takım başka sitokin yapıları var. Onları denatüre edecek yapılar diyelim. Yine bunlara ilişkin çalışmalar da devam etmekte. Yani tümör mikro çevresini aslında biz immün süpresif durumundan çıkartıp
hastanın lehine olabilecek bir şekilde immünitesi yüksek bir hale getirebilirsek, yani bu da tümörü soğuk tümör dediğimiz durumdan kaldırıp sıcak tümör haline getirebilirsek, yani bu tümörü aslında sizin immün sisteminiz tarafından daha fazla yabancı algılanabilir bir duruma getirirsek, ki bunun üzerine pek çok çalışma yürüyor, o zaman gerçekten fazla bir şey yapmamıza gerek kalmadan bizim bağışıklık sistemimiz tümörü yenebilecek potansiyele sahipmiş gibi duruyor. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet, güzel bir soruydu. Fatma hocam, ardından da Ilgın hocam soru soracaklar. Fatma hocam, sizi dinliyoruz. Merhabalar. Ben bir kere yine heyecanla ve müthiş bir zevk alarak dinledim. Çok lezzetli ve temiz bir sunumdu. Çok teşekkür ederim Burçak hocama. Yani aslında ben şöyle hep heyecanlanıyorum. Her buluşta, her yenilikte heyecanlanıyorum. Ama böyle sonrasında böyle tümör o kadar akıllı bir şey davranıyor ki yine böyle bir yol buluyor ve yine çoğalmaya devam ediyor. Bir şekilde metastaz yapıyor. Yani aslında İlker'le biraz bağlantılı olacak ama hani yani biz bunu çözebilecek miyiz? Aslında bunun sınırı olacak mı? Gelecek sadece hani böyle immünoterapi bunun çözümü olacak mı? Açıkçası böyle hep ümitsizliğe kapılıyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi sen de aslında kanser tedavi eden bir hekim olarak kendi kişisel geçmişine bak. Atıyorum metastatik akciğer kanseri 2006'da ne kadar yaşıyordu? Metastatik akciğer kanseri ortalama 8 ay yaşıyordu 2006'da. Bugün uygun tedavi ettiğin kişiler immünoterapiyle, mesela benim dün bir hastamla mesajlaştım, 8. yılında hastam metastatik akciğer kanseriyle. Bence tümörü en azından bir ekvilibrium durumuna getirmeyi başaracağız. Ama bunun için pek çok tedaviyi kombine etmemiz gerekecek ve uygun tedavileri farklı sekanslarda kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla belki insanlar daha uzun süreli tedavi almak zorunda kalacaklar. Tıpkı diyabette olduğu gibi, tıpkı böbrek yetmezliğinde olduğu gibi. Ama şu ekvilibrium halini sağlayabilirsek, ki çok zor ve çok önemli bir durum bu. Bunu yaratabilirsek bence evet ideal bir durumu aşağı yukarı yakalayacağız. Bunun yanı sıra mRNA kanser aşıları geliyor. Belki bu aşılardan faydalanmak söz konusu olacak. Ama sonuç itibariyle bence tedavi modaliteleri öyle az gelişmiş falan değil. Özellikle son 10 yıla bakarsan bence baş döndürücü bir gelişme söz konusu. Bu bile bana gelecek için gerçek bir umut veriyor. Ben son 10 yıl içerisinde, yani daha önce hiçbir şey yapamıyorum dediğim hastamın bugün elini sıkabiliyorum. Beyin metastazı mesela ne kadar korkunç bir şeydi, ne kadar korkulan bir şeydi bizim için. Bir hasta beyin metastazı olduktan sonra aman Allah'ım falan derdik. Beyin metastazı olan hastam evleniyor falan yani. Ben diyor İtalya'da evleneceğim, hani haberiniz olsun hocam. Harika diyorum, ben de evlen. Hani destekliyorum çünkü işlerin iyi gideceğini artık kabaca görüyorum yani 5 yıl sonra. Dolayısıyla yani bunları bile konuşuyor olmak bence bugün çok önemli. Çok net olan bir şey var. İkinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle Sydney Farber'ın antifolatı sistemik olarak vermesi ve ardından hani ta 90'ların sonuna kadar ulaşan süreçte hücre içerisinde ne olup bittiğini anlamak çok uzun bir süre aldı. Ama 2000'li yıllara geldiğimizde bence o süre daraldı. Yani dolayısıyla her gün ve her gün yeni bir şey keşfediliyor. Bence doğru bir ipin ucundan yakalandı kanserde ve oradan gidiliyor. Tekrar söylüyorum, solid tümör hiçbir zaman hematolojik malignite gibi aptal değil. Dolayısıyla pek çok driver mutasyon kullanıyor. Ama bizim yapmamız gereken şey onunla barışmak. Çok böyle şey bir şey oldu, böyle yogavari bir istek oldu da öyle değil. Gerçekten ekvilibrium böyle açıklanabilir diye düşünüyorum. Çok güzel. Tümör mikro çevresiyle ilgili de söylediklerin çok hoşuma gitti. Bizde de eskiden böyle iki sayfayla geçen tümör mikro çevresi chapter'ı şimdi böyle ayrı kitaplarca konuşuluyor. Hakikaten gerçekten ilerleyeceğiz. Umut etmek lazım gerçekten benim için de. Çok teşekkür ederim. Evet, boş bir umut değil ama Fatmacığım. Yani klinik pratikte ben bunu gözlemlediğim için heyecanlıyım aslında. Çok güzel. Ilgın hocam, soru soracak mısınız? Ben önce çok teşekkür edeceğim. Gerçekten çok keyifliydi Burçak dinlemek. Hep böyle ihmal ettiğimiz bir şey.
tıbbın tarihi gelişimini çok göz ardı ederek ilerliyoruz. Ben de hani bu kendi asistanlığımın başından itibaren, hatta tıp fakültesinden öğrendiklerimden itibaren gelişimi çok hani hem izliyorum hem de takip ediyorum, uyguluyorum kendi pratiğimde de. Çok güzel. Bu organizma inanılmaz bir varlık. Yani çok. Her şekilde hani bizim bulduğumuz her tedaviyi yenmek üzere farklı mekanizmalar geliştiriyor. Biz de aynı şekilde onun kadar dinamik davranmalıyız tedavi yolunda. Kaybetmek istiyor. Çok normal. İmmün checkpoint inhibitörleri gerçekten sizin onkoloji tedavinizde çok inanılmaz ajanlar. İşte organizmanın yarattığı bir kaçış yolda bize endokrin açıdan çok ciddi immün endokrinopatilerle yansıyor. Ama bir şekilde bunların önüne geçeceğiz. Farklı bir yolda biz bulacağız. Tabii yani bu otoimmün sorunlar, ben herhalde son bir aydır bir hastayla kalkıyorum. Çünkü hasta tümör free, şu anda hiç tümörü yok. Karaciğer metastazı silindi ama ipinivo kombinasyonla immün hepatit tablosunda. Ve gerçekten son bir aydır ben o hastayla yatıp kalkıyorum. Her gece rüyalarımda yeni bir şey veriyorum, deniyorum, tekrar deniyorum vesaire. Dolayısıyla evet, böyle bedelleri var. Ama çok iyi biliyorum ki ben o hastaya o tedaviyi vermesem zaten karaciğer yetmezliğinden çoktan kaybedecektik hastayı. Dolayısıyla bizim için de günlük yaşam pratiğinde, klinik pratikte yeni challenge'lar ortaya çıktığı bir gerçek. Ama biz de bunları aşarak ilerleyeceğiz. Her bir challenge bence yeni bir gelişme oluyor bizim açımızdan da Ilgın. Gerçekten sizler için de bizim ortak pek çok alanımız doğacak bence. Evet. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Tarık güzel soru sormak istiyor. Tarık Türkiye'ye döndü mü bilmiyorum. Erasmus Station programında olan bir öğrencimiz. Tarık seni dinliyoruz. Sonra Erdem hocamın elini görüyorum ben Tarık'tan. Tamam, Erdem abi sormasın. Erdem abi de mi dağlanmış? O başından beri burada zaten. Merhaba hocam. Aleyhisselam. Hocam önce ben mi konuşayım yoksa Erdem hocamıza isterseniz verelim önce sözü. Yok, hayır Tarık'cığım. Tamamdır. Hocam yok, henüz dönmedim. Hala Avrupa'dayım hocam ve şu anda hani kendi fakültemize de dışarıdan bakmak ve buradaki hani özellikle onkoloji adına konuşacağım. Hani buradaki imkanlarla Türkiye'deki imkanları karşılaştırdığımız zaman aslında hani bizim fakültemizin de ne kadar güzel standartlarda, ne kadar iyi standartlarda olduğunu da görüyoruz. Hani bu da birazcık beni açıkçası biraz motive eden durumlardan birisi oldu. Hani burada çok fark ettim. Hocam ben size... Neredesiniz? Varşova'dayım hocam. Aa tamam, evet evet tabii. Evet, yani hani bizim fakültemizin ben biraz daha şunu gördüm hocam. Sanki yeni ilaçları, yeni teknolojileri daha kullanmaya daha açık bir fakültemiz varmış gibi gözlemledim. Evet. Evet, çünkü benim patronum Erdem Göker. Gerçekten şimdi ama bahsetmeden olmayacak. Hani olmasa da zaten bahsederdim ama oldu daha da güzel. Erdem abi cidden başından itibaren onkolojide son derece vizyoner bir bakış açısına sahip, son derece özgür düşünceli bir öğretmen. Hem hasta tartışırken biz çok rahatlıkla, ben yani herhalde ikinci sınıftaydım Erdem abiyi tanıdığımda, kendisi doçentti o zaman, ben şimdi beraber kim çıkıyor ortaya, evet, evet tehlikeli ama ne yapalım, ben şimdi beraber çalıştığım bir abim, mentorum, hocam ama aynı zamanda günlük olarak hasta tartıştığım ve sonuna kadar ben öyle yapmayacağım, siz peki bu konuda ne düşünüyorsunuz diye konuşabildiğim birisi. Bence bu imkanın sağlanması da son derece kıymetli gelişme açısından. Çünkü bu bakış açısı nedeniyle biz gerçekten Ege Onkoloji'de dünyada ne gelişme varsa hemen hemen aynı anda kendi klinik pratiğimizde uyguluyoruz. Bunu da gururla söylüyorum. Pek çok durumla karşılaşıyoruz, bedelini ödüyoruz ama yolumuza devam ediyoruz. Bilimde geri adım atmak olmuyor çünkü. İnatçı olmak gerekiyor. Evet hocam, gerçekten evet. Ve hani gerçekten yeni teknolojileri bir anda yakalamak çok önemli. Çünkü anladığımız kadarıyla hani onkoloji hani tıbbın çok hızlı gelişen ve çok hızlı adapte olan dallarından birisi. Evet. O yüzden yetişmek çok önemli. Ben şöyle bir soru soracaktım hocam. Şimdi tarih boyunca ilerlemelerden bahsettik ama hep etik ihlallerle bunların ilerlediğini fark ediyoruz.
konu. Onu da başka bir şeyde anlatayım. Tuskegee Trial. Okey hocam, tamamdır. Sizce hocam, o zaman kısaca şöyle bir soru sorayım. Sizce günümüzde bu ilerlemelerin hani biraz etik kurallar dolayısıyla biraz kısıtlandığını düşünüyor musunuz? Yoksa çok çok felsefik bir soru bu. Yani bilimsel değil ama çok felsefik bir soru, ilginç bir soru. Şimdi şöyle bakarsan eğer, mesela İkinci Dünya Savaşı'nda anatomiye ilişkin çok ciddi bilgi birikimi oluşuyor. Nerede oluşuyor? Bayağı konsantrasyon kamplarında oluşuyor, toplama kamplarında oluşuyor anatomi bilgisi. Yani öyle boşuna oluşmuyor. Başka pek çok deneyler ve tabii mesela işte deminden beri bahsettiğim Tuskegee Trial çok ilginç bir çalışma. Çünkü şöyle bir Tuskegee'deki bir kasaba aslında penisilinin varlığı bilinmesine rağmen sifilisli zencilere penisilin verilmeyip sifilizin bütün evrelerinin gözlemlendiği ve yaklaşık 10 beyaz doktor tarafından bu sifilizin bütün evrelerinin aslında biz mesela nörosifiliz olduğunu Tuskegee çalışmasından dolayı biliyoruz. Yoksa hiçbir zaman nörosifiliz ya da kardiyosifiliz olduğunu öğrenemeyecektik belki. Dolayısıyla aslında bunlar birbirinin içine girmiş kavramlar ama buna rağmen etik kurallar da son derece önemli. Bu etik kuralların varlığıyla beraber biz doğru düzgün çalışma kuralları planlamak ve insanlık onuruna yakışır işler yapar hale geldik. Yani onu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Bunun sınırlarının çok zorlanmaması gerekiyor. Yani ben mesela Ege Üniversitesi'ndeki bu retrospektif datanın toplanması konusundaki duyarlılığa biraz soru işaretiyle yaklaşıyorum kişisel olarak. Ama netice itibariyle bence bu birazcık daha geniş bakış açısıyla değerlendirilmeli. Ama bunun yanı sıra gerçekten yeni ajanların ortaya çıkması, kullanılması, faz çalışmaları, bunlarda etik ihlal olmadan da çok ciddi data biriktirildiği İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görüldü. Kanserde çok ciddi bir data birikimi oldu etik ihlaller yapılmadan. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ama çok ilginç soru. Haklısın. Evet. Ya iki ucu böyle hani gerçekten çok dengelenmesi ve hani iki tarafa da bakılması doğru. Gereken. Doğru. Çok çok doğru soru. Çok ilginç soru. Haklısın. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Evet. Erdem hocam. Yani ben sadece teşekkür edeyim. Çok güzel bir konuşmaydı. Çok zevk alarak dinlediğimi söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık Burçak. Belki tarihin son sorusuna şöyle, aslında bu bilim tarihini de gözüne alarak şöyle bir cevap vermek gerekiyor. Bütün o varsaydığımız etik zorluklar çözümünü de beraberinde getirdi. Biz ne yaptık? İnsan üzerinde denemeden hayvan üzerine, hayvan üzerinde denemeden artık laboratuvar üzerinde onlara benzer modeller geliştirdik. İnsan aklının sınırı yok. Dolayısıyla etik kurallar olsun, diğer kurallar olsun, bizim için anlamlı gelsin veya gelmesin, hepsine bir çözüm üretebilecek durumdayız. Bilim de o şekilde gelişiyor zaten. Zorluk olmadan bunların gelişmesi mümkün değil. Dolayısıyla felsefi bir soru olmakla birlikte bence etik kuralların bizi zorlaması gerekiyor ki biz başka şeyler bulalım, başka ortamlar yaratabilelim. Ben böyle bir söyleşiye kim öngördü ve ayarladı bilmiyorum ama EBAT'ın kuruluş yıllarından Burç'a söyledi zaten, kendisi de ikinci sınıftaydı. Ben de o zaman doçent bile değildim daha, yardımcı doçentim. Yardımcı doçentim, özür dilerim. Doçent miydim, hay Allah. Dolayısıyla o zamandan beri bu işlerin içindeyiz biz. Çok teşekkür ederim. Burçak o zaman da böyleydi. Hala da öyle. Aynı heyecanla, aynı yani... Benim meslekte artık 35. yıla doğru gidiyorum ben meslekte bu işi yaparken. Hala aynı heyecan, aynı soru, aynı tartışmalar. Arkadaşlara da bekleriz tartışmalarımıza. Bazen çok kırıcı olacak kadar da ciddi tartışmalar yaşıyoruz. Evet. Birbirimize giriyoruz ama bunun zevki ve doyumu başka hiçbir şeyde yok. Ben tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler abi. Sizden bu sözleri duymak çok onur verici. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Burçak, ben de çok teşekkür ediyorum. Var hocam, teşekkürler. Merhaba canım, çok güzeldi konuşman. Son derece akıcı ve ilginç. Başından sonuna kadar kelime kaçırmadan dinledim.
Çok teşekkür ederim. Güzel, tarihimizi bilmek, mesleğimizin tarihini bilmek çok güzel. Keşke hepsini baştan sona kadar bu kadar ince ince bilebilsek bütün gelişmeleri. Hakikaten de çok güzelmiş. Çok teşekkürler. Evet, çok, ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Tarık'ın sorusuna bir ek yapmak istiyorum Özge, müsaade edersen. Aslında şu soruyu sormalıyız Tarık. Dr. Drucker'ın Novartis'i faz çalışmasına ikna etmesi 5 yıl kadar bir süre alıyor. Mesela aslında bu soru bence çok daha hani etik, bu da bir etik kaygı aslında. Ve hani kapitalist dünya insanoğlunu tam mesela 5 yıl süreyle o ajandan uzak tutuyor. Neden? Çünkü para kaybetmek istemiyorum diyor Novartis. Bu kadar basit bir nedenle. Ya da bugün yani Doktor Salk'ın çocuk felci aşısını keşfinin yıl dönümü ve Doktor Salk'a çocuk felci aşısını keşfettikten sonra tam 1.8 milyon çocuğu Amerika'da çok kısa bir sürede aşılıyor ve ardından diyorlar ki ya bugünün parasıyla 7 milyar dolar kazanabilir. Neden patentlemiyorsunuz diyorlar. Patent insanlığın, güneş patentlenir mi diyor. Güneş patentlenebilir mi diyor. Ama biz bugün ne yapıyoruz? Biz bugün aşı savaşlarıyla uğraşıyoruz. Yani aslında herhalde soru insanlık daha iyi bir noktaya mı gidiyor bilimle? Daha paylaşımcı bir noktaya mı gidiyor? Yoksa kapitalizmin o çılgın kıskacına daha fazla mı giriyor? Bence önemli sorulardan bir tanesi de bu. Sanırım bununla ilgili Kenan bir şey söyleyecek. Elini kaldırdı. Kenan? Hocam bu konuda hatta şeyde Netflix'te Doğal Olmayan Seçilim adlı 4 bölümlük bir belgesel dizi var. Onun da yanlış hatırlamıyorsam ilk 2 bölümde bu konuya değiniyor. Yani ilgisini çeken arkadaşlar için aslında bunu öneriyorum. Evet. Doğal Olmayan Seçilim. Doğru. Hocam. Ben de küçük bir araya girmek istiyorum. Sanırım bu kapitalist olan savaşları güncel COVID aşılarında da hani gerçekten görmek görüyoruz. Çok net görüyoruz. Örneğin Kanada çok yakışıklı bir şeyi var, başbakanı var, çıkıp böyle diyor ki Justin Trudeau işte Happy Eid diyor, Ramazanınızı da kutlarım diyor, aman hamursuzunuzu da kutlarım, öbürünüzü de başarılar, ay karımla da çok mutluyuz falan diyor ama kendi halkının neredeyse 2 katı kadar aşıyı depoladı, kimseye de göndermiyor. Bugün Nijerya'da aşı yok, Libya'ya biz 150 bin tane aşı yollamaya falan çalışıyoruz. Dolayısıyla hani Kara Afrika yine aslında 100 yıl öncesinden farksız. Dolayısıyla Doktor Salk'ın dediğine geliyorum. Güneş patentlenebilir mi? Aşılar patentlenebilir mi? Daha önemli soru, ilaçlar da patentlenebilir mi? Çünkü bu önemli soruya da aslında bir başka belki toplantıda bu etik konular da konuşulabilir, bilmiyorum. Çünkü bunu da yine Hindistan'dan bir başka araştırıcı bu soruya sorduğu yanıtı kırıyor. Çünkü trozinkinaz inhibitörlerini Hindistan'da geliştirmek istiyor. Ve trozinkinaz inhibitörlerini geliştirdiği vakit Hindistan'da, çünkü çok basit bir kimyasal formülasyon bu. Geliştirdikten sonra kendi hastalarına sunuyor. Hastalarına sununca hemen uluslararası bir ilaç firması araştırıcıyı dava ediyor. O da Lahey İnsan Hakları Divanı'na çıkıyor ve diyor ki bir dakika, böyle bir şeyin patenti olabilir mi? İnsanları kurtarmasa mıydım? Dolayısıyla bugün Hindistan'da trozinkinazların öyle patenti falan yok. Hemen ortaya çıktıktan sonra kimyasal formülasyon, basit aspirin gibi bir şey tak diye bir anda birkaç milyar insana üretilecek şekilde ilaç geliştiriliyor. Ülkemize bakarsak biz hala pek çok trozinkinaza maddi nedenlerle ulaşamıyoruz. Çok üzücü değil mi? Çok evet. Üzücü bu durumlar. Yani bu da kapitalizmin etik sorunları. Evet, kesinlikle. Kesinlikle ayrıca tartışmamız gereken evet. Bir konu başlığı gerçekten bu oturumda ortaya çıktı. Onu da hakikaten ayrı bir toplantıda tartışmayı çok isteriz sizinle. Evet. Öğretim üyelerimizden ya da öğrencilerimizden söz almak isteyen, soruya da katkıda bulunmak isteyen var mı? 1,5 saate geliyoruz. Burçak hocamız biraz yorduk ama çok keyifliydi, bırakamıyoruz. Memnuniyetle, hiç yorulmadım. Gökçe de Amerika ile telekonferansta, dolayısıyla böyle vakit geçiriyorum, iyi oluyor, harika oluyor.
işte ben başka söz almak isteyen şu an göremedim. Sizden bir başka toplantımız için daha söz alarak bir kez daha hem öğrencilerimiz hem de öğretim üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Teklifimizi kabul ettiğiniz ve değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Burçan'ın da söylediği gibi biz anaokulumdan beri tanışıyoruz aslında. Beraber büyüdüğüm bir arkadaşım. Hani burada mümkün olduğu kadar ciddiyetimi korumaya çalıştım ama çok sevdiğim, her zaman gördüğüm zaman bana çocukluğumu ve çocukluğuma dair güzel zamanları anımsatan güleç yüzüyle ve o benim anımsadığım çok güzel şiir okurdu Burçak. Diksiyonu, tonlamasıyla bu gecede çok farklı hisler taşıdı. Çok teşekkür ediyorum Merce bütün bunlar için. İyi ki varsın, iyi ki bizimleydin bu akşam. İki hafta sonra araştırma eğitim programı bilim sohbetlerinde bu ay otizm ayı olduğu için otizm üzerine, sosyal beceriler üzerine Burcu Özbaran hocamızı davet edeceğiz ve çocuk psikiyatristinden başka hocalarımızı. Giderek kalabalıklaşan ailemizi yine en kalabalık haliyle salı akşamı saat 8'de iki hafta sonra buluşmak üzere bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz Burcu. İyi akşamlar. Teşekkürler Özgeciğim. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bay bay. İyi akşamlar. Bay bay. İyi akşamlar herkese. Bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar şekerim. İyi akşamlar canım.